Herkese merhabalar. Bir eğitimle tekrar karşınızdayız. Bugün yine leather dilini ve bu dile ait temel konuları anlatmaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde anlattığımız set ve reset baskın komutlarına bugün yine set bit, birden fazla bit veya bir biti set etme ile ilgili bilgiler temel komutlar üzerinde duracağız. Set bits dediğimizde set bits şöyle sürükle bırak yöntemiyle bu bir fonksiyon. Gördüğünüz üzere f'ler fonksiyon oluyor. Yani şunu şöyle clear search dediğimizde şöyle baktığımızda bunlar f'ler fonksiyon, fb olsa da fonksiyon bile oluyor. Şurada da gördüğünüz üzere sequence output'un içerisinde set bits'i görebiliyoruz. Şimdi bu in out dediğimiz kısma bizim ne verim vermemiz gerekiyor? Bir değer vermemiz gerekiyor. F1 ile içerisine girdiğimiz zaman bu hem giriş hem çıkış olan elemanın aslında ne olması gerektiğine şuradaki tabloda bakabiliyoruz. F1'le girdim buraya. Fonksiyon üzerine gelip F1'le girdim. Burası byte, word, double word veya long word olabiliyormuş. Pozisyonlar veya size'lar da unsigned integer olabiliyormuş. Şöyle girdiğimiz zaman in out kısmında mesela ABC dedim. ABC'nin bana tipini soruyor, data tipini soruyor. Byte diyorum buna. Hem girişte hem çıkışta var. Pozisyon dediği buna yine post diyelim. Size'ına da yine değişken olarak size verelim. Watch Project'imizi açtığımız zaman set bits modda dediğimizde ya da direkt pardon ismini yazalım. ABC'nin ismini yazalım. Program sıfırın altında nokta abc. Şuraya da program sıfırın altında nokta post yazalım. Şu kısma da yine program sıfırın altında nokta size ve F7 ile compile edip simülasyonumuzu çalıştıralım. Baktığımız zaman simülasyon çalıştıktan sonra normalde ABC'nin değeri 0. Şimdi şöyle Watch Project'ten şu kısımda görüntüsünü binary olarak değiştirdiğimde şunun değerinin aslında byte olarak 8 bitten oluştuğunu göreceğim. Pozisyona diyelim ki birinci pozisyon ya da ikinci pozisyon diyelim. İkinci pozisyon olarak değeri modifiye ettik veya buradan da edebiliriz. 3 dediğimizde ne olacak? Cevabı 1C olarak çıktı. Gördüğünüz üzere ne oldu? Herhangi bir koşul koymadım. Pozisyon 2 dedim. 0, 1, 2. İkinci bitten başlayarak kaç tane biti? Size kısmına bakıyorumda 1, 2, 3 tane biti 1 yaptığında sonuç 1C olarak karşımıza çıkıyor. Veya bunu decimal olarak görmek istiyorsak cevabı 28 olarak görebiliyoruz. Bunun dışında aynısını bir de reset'i var. Reset bit de aynı mantıkta çalışıyor. Bir de yine set a bit dediğimiz bir biti set etmek veya reset a bit dediğimiz bir biti reset etmek anlamında kullanılan bir fonksiyonumuz daha var. Bu sefer set bit diye bir giriş tanımlayalım. Bir koşula bağlayalım. Şuraya x diyelim. Bu da yine byte olsun. Pozisyon işte üçüncü pozisyonu bu sefer değişken vermeyelim. Ve çıkıştaki x'i gözlemleyelim diyelim.
tekrar F7 ile combine edip simülasyonu çalıştırdığımızda x'i byte işte 8 bitten oluşacak bir veri olacak. Şöyle gördüğümüz zaman tekrar şu x'i binary formatında 8 bit olacak şekilde görelim. Normalde bir koşula bağlı koşul enable fonksiyonu aktif eden kontağı 10 yaptığım zaman ne olacak? 3. pozisyondaki 0, 1, 2, 3 3. pozisyondaki biti set etmiş olacağım. Gördüğünüz üzere 3. pozisyondaki bit set oldu ve x'in değeri artık desimal sistemde veya hexadesimal sistemde 8 olduğunu görüyoruz. Bir dersimizin daha sonuna geldik.